İrem Coşkan Özel, 9 Eylül Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü Çift Anadal Yandan Komisyonu Üyesiyim. Merhaba, ben Ensa Aydemir. 9 Eylül Üniversitesi'nde Matematik Bölümünde okuyorum. Bilgisayar Mühendisliğinden Çift Anadal okuyorum. Merhaba, ben Mertim Adıyaman. Ben de bölümümüzün Çift Anadal Yandal Komisyonu Üyesiyim. Bu videoda bölümümüzün Çift Anadal Yandal olanaklarını sizlere tanıtmaya çalışacağız. Evet Didem Hocam, öncelikle istersen bölümümüzün öğrencilerinin hangi bölümlerde çift anadal, yandal yapabileceklerini açıklayalım. Çift anadalı biz kısaca ÇAP diyoruz. Bölümümüz öğrencileri Mühendislik Fakültesinin Bilgisayar Mühendisliği bölümünde, Fen Fakültesinin Bilgisayar Bilimleri, İstatistik, Fizik bölümlerinde ÇAP veya yandal yapabilmektedirler. Ayrıca 2023 ve sonrasında YKS'ye giren öğrencilerimiz İktisat, İşletme, Ekonomi, Ekonometri bölümlerinde de ÇAP ya da yandal yapabilmektedir. Peki hangi bölüm öğrencileri bölümümüzde çift anadal ya da yandal yapabilirler hocam? Üniversitemiz öğrencilerinden Mühendislik Fakültesinin Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuyan öğrenciler, Fen Fakültesinin Fizik, Kimya, Biyoloji, İstatistik, Bilgisayar Bilimleri bölümlerini okuyan öğrenciler bölümümüzde ÇAP yapabilmektedir. Diğer taraftan üniversitemizin herhangi bir lisans programına kayıtlı olan öğrenciler bölümümüze yandal başvurusu yapabilmektedir. Bunlarla ilgili detaylı bilgiye Fen Fakültesi'nin web sayfasından ulaşılabilir. Yalnız burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Bir öğrenci lisans öğreniminde aynı anda iki ÇAP programına kayıt yaptıramaz. Bir öğrenci lisans öğrenimi boyunca en çok bir yandal programına başvurabilir. Meltem Hocam, bize başvuru koşullarından biraz bahseder misiniz? Tabii. YÖK'ün 2023'te başlattığı bir pilot uygulama var. Bu pilot uygulamaya göre bölümümüz öğrencileri istedikleri takdirde herhangi bir kontenjan veya koşula tabi olmaksızın bilgisayar bilimleri, istatistik, işletme, ekonomi ve ekonometri bölümlerinde istedikleri takdirde çift anadal ya da yandal yapabilirler. Bununla birlikte bu öğrencilerimiz bu sefer koşul ve kontenjana tabi olmakla birlikte bilgisayar mühendisliği veya fizik bölümlerine çift anadal ya da yandal başvurusu yapabilirler. Bu pilot uygulamanın ne zaman sonlanacağı hakkında bir bilgimiz bulunmamakta. Bunun yanı sıra 2023 öncesinde bölümümüze kayıt yaptıran öğrencilerimiz yine istedikleri takdirde ve yine kontenjan ve koşula tabi olmak üzere bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri, istatistik veya fizik bölümlerinde çift anadal ya da yandal başvurusu yapabilirler. Yandal yapmak isteyen öğrencilerimiz için kriterlerimiz şu şekilde. Öğrencilerimiz yandal başvurusu yapacağı döneme kadar almış olduğu bütün derslerden başarılı olarak geçmek durumunda. Yani alttan dersi olmaması gerekiyor. Bununla birlikte öğrencimizin ortalamasının 4 üzerinden en az 2 ve 100 üzerinden en az 70 olması gerekiyor. Bu iki koşulu, yani ortalama ve alttan dersi olmama koşulunu sağladıkları takdirde öğrencilerimiz yandal başvurusu yapabilirler. Çift anadal başvurusu yapabilmeleri için ekstra koşul sağlamaları gerekiyor. Bu ek koşulumuz da öğrencimizin başarı sıralamasının ilk %20'lik diliminde olması gerekiyor. Eğer öğrencimizin başarı sıralaması ilk %20'lik dilimde ise öğrencimiz çift anadal başvurusu yapabiliyor. Diyelim ki öğrencimizin başarı sıralaması ilk %20'lik dilimde değil. Bu durumda öğrencimizin YKS'den aldığı puana bakıyoruz. Eğer öğrencimizin YKS'den almış olduğu puan, başvurmak istediği bölümün ilgili yıldaki YKS taban puanından daha yüksek veya bu puana eşit ise yine çift anadal başvurusu yapabiliyor. Bu %20'lik dilimde bulunma koşulunu biraz açalım mı? Tabii şöyle düşünelim. Diyelim ki öğrencimiz 3. döneminde olsun. Yani 2. sınıfın 1. döneminde ve 2. sınıfta 25 öğrenci olduğunu farz edelim. Zaten halihazırda öğrencilerimizin not ortalamaları hesaplanmış durumda. Öğrencimizin başarı sıralaması eğer 1, 2, 3, 4 veya 5 ise öğrencimiz ilk %20'lik dilimde oluyor ve böylece çift anadal başvurusu yapma hakkına sahip oluyor. Fakat diyelim ki öğrencimizin başarı sıralaması 6 ve üzerinde. Bu durumda öğrencimizin YKS'den almış olduğu puana bakıyoruz. Diyelim ki öğrencimiz 2024 yılında YKS'ye girdi ve matematik bölümüne kayıt yaptırdı. Ve öğrencimizin fizik bölümüne çift anadal başvurusu yapmak istediğini
farz edelim. Bu durumda fizik bölümünün 2024 yılındaki YKS taban puanına bakıyoruz. Eğer öğrencimizin 2024 yılında aldığı YKS puanı fizik bölümünün 2024 yılındaki YKS taban puanına eşit veya yüksek ise bu durumda öğrencimiz fizik bölümüne çift anadal başvurusu yapabiliyor. Fakat öğrencimizin YKS puanı 2024'teki fizik bölümünün YKS taban puanından düşük ise bu durumda öğrencimiz çift anadal başvurusu yapamıyor. Özetle öğrencimizin bir çift anadal başvurusu yapabilmesi için öncelikle ortalama ve alttan dersi olmama koşulunu sağlaması gerekiyor. Daha sonra öğrencimizin yüzdelik dilimine bakıyoruz. İlk %20'lik dilimde ise öğrencimiz çift anadal başvurusu yapabiliyor. Eğer bu koşulu sağlamazsa öğrencimizin YKS puanına bakıyoruz. YKS koşulunu sağladığı takdirde tekrar çift anadal başvurusu yapabiliyor. Fakat YKS koşulunu sağlamazsa çift anadal başvurusu yapamıyor. Şimdiye kadar bölümümüz öğrencilerinden 15 öğrencimiz yan dal programına, 5 öğrencimiz de çift anadal programına katılmışlardır. Peki bu aşamalardan geçmiş, başvuru yapmış ve gerekli belgeleri toplamış birisi olarak Enser bizlerle neleri paylaşabilirsin? Şimdi öncelikle öğrenciler hangi bölümden çift anadal ya da yan dal yapmak istiyorlarsa o bölümün fakültesinin sitesindeki duyuruları sürekli takip etmek zorundalar. Çünkü fakültenin sitesinde bu sürecin nasıl işleyeceğine dair takvim yayınlanıyor veya hangi belgeleri istedikleri falan yayınlanıyor. İşte süreç ne zaman başlar, ne zaman açıklanır ve benzeri hangi belgeleri istemiş. Transkript ve başvuru belgesi istemişlerdi ancak bu durum bölümden bölüme ya da fakülteden fakülteye göre değişebilir. Peki kabulden sonraki süreçte neler yaşadın? Kabul aldığımı da tekrardan işte mühendislik fakültesinin internet sitesinden öğrendim. Daha sonrasında gidip şey yaptığımda, ne yapacağımı sorduğumda benden kabul sonrasında birkaç belge daha istediler. Ancak hani kafa karışıklığına sebep vermemek için bunları açıklamayacağım. Çünkü İngilizce olan bölümler var, olmayan bölümler var. İşte farklı bölümlerin farklı gereksinimleri var. O aşamaya geldikten sonra o fakülteye gidip gerekli belgeleri öğrenmediler. Sonrasında bu belgeleri teslim ettim. Ve benim öğrenci kaydımı yaptılar o bölüme. Aynı matematik bölümünde olduğu gibi bir öğrenci numarası ve bir danışman hoca atadılar bana. Daha sonrasında matematik bölümündeki derslerimle çakışmamasına dikkat ederek bilgisayar mühendisliğine ders kaydımı yaptım ve süreç başlamış oldu. Mertem Hocam, matematik bölümündeki bir sınav ile çap veya yan dal yapılan bölümündeki bir sınavın çakışması durumunda neler olur? Zaman zaman bu çakışma problemlerini yaşıyoruz. İki sınav çakıştığı zaman bu sınavın vize, final veya bütünleme olması fark etmez. Öğrencimizi önce ilk başlayan sınava alıyoruz. Daha sonra bir gözetmen eşliğinde öğrencimizi diğer sınava götürüyoruz. Her iki sınav için de diğer öğrencilere verildiği kadar süre öğrencimize veriliyor ve bu durumda herhangi bir mağduriyet yaşamıyor. Böylece öğrencilerimiz iki sınava da girmiş oluyorlar. Peki Didem Hocam, öğrencilerimiz çift anadal başvurusu yaptı. Çift anadala veya yan dala başvurdular, programlara katıldılar, kabullerini aldılar. Peki nasıl tamamlarlar? Öncelikle çap veya yan dal yapıyor olmak ana daldaki başarı ve mezuniyeti etkilemiyor. Bu kapsamda öğrenci öncelikle ana dal programındaki başarı koşullarını yerine getirmekle yükümlü. Eğer ki bir öğrenci ikinci ana dal programından mezuniyet hakkı elde ederse, ana daldan mezuniyet hakkı elde etmeden ikinci ana dal programı için ön lisans veya lisans diploması alamıyor. İkinci ana dalı bitirebilmek için ikinci ana daldaki başarı koşullarının yerine getirilmesi gerekiyor ve matematik bölümündeki genel not ortalamasının da 4 üzerinden 2 olması gerekiyor. Yan dal programının tamamlanabilmesi için ise matematik bölümündeki genel not ortalamasının 4 üzerinden 1 olması gerekiyor. Dolayısıyla matematik bölümündeki genel ortalaması 4 üzerinden 2'nin altına düşen öğrencilerin ikinci ana dal programından, 4 üzerinden 1'in altına düşen öğrencilerin de yan dal programından kayıtları siliniyor. Başarıyla tamamlanması durumunda çift ana dal, daha doğrusu ikinci ana dal programı için öğrencilere ayrı bir mezuniyet belgesi yani diploma, yan dal programı için ise yan dal sertifikası veriliyor. Diğer taraftan öğrenciler kendi istekleriyle çap ya da yan dal programını bırakabilirler. Fakat bir öğrenci ayrıldığı yan dal programına tekrar kayıt yaptıramıyor. İkinci ana dal bırakılırsa eğer, ikinci ana dal programının
içerisinde bir yan dal programının tüm gereksinimleri yerine getirilmişse öğrenci yan dal sertifikası almaya hak kazanıyor. Tüm bu bahsettiğimiz koşullara ve daha fazlasına 9 Eylül Üniversitesi Çift Anadal Programı Yönergesi'nden ve 9 Eylül Üniversitesi Yan Dal Programı Yönergesi'nden ulaşılabilir. Burada unutulmaması gereken bir şey var. Bu da yönergeler zaman zaman güncellenebilmektedir. Dolayısıyla takip edilmesi gerekiyor. Son olarak bu konularla ilgili daha fazla ilgiye ve duyurulara hem Fen Fakültesi'nin hem de Matematik Bölümünün web sayfalarına ulaşılabilir.